Selamünaleyküm sevgili dostlar, hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün yine Assetto Corsa'dayız. Altımızda yıllara meydan okuyan kasa var. W124 kasa. Ki beni tanıyanlar da ne kadar ağır Mercedesçi olduğumu bilirler. Hastası olduğum bir kasa. 201, 124, 140 abi bizde bu. Tabii 126 da var, ayrı bir konu ama. Bugünkü konuğumuz 124 kasa 300 Didel. Araç Efe kardeşimizin yaptığı bir araç. Baya baya detaylı. Detayları çok güzel bir araç. Aracın indirme linkine benim Discord adresimden veyahut da aşağıdan Efe'nin Discord adresinden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Haydi gelin yavaştan yolumuza çıkalım. Araç hakkında da yolda konuşuruz. Bakalım şu 124 kasayla neler yapabileceğiz. Bu arada arkadaşlar biraz daha iç çekim ağırlıklı bir video olacak. Şimdi mod çok kaliteli, grafik modu güzel. Yağmur modunu da açtığımız zaman böyle silecekler vesaire harika bir görüntü çıkıyor ortaya. Bu doğrultuda zaten yeterince dış çekim videomuz var. Bu videoda biraz iç çekim ağırlıklı olsun. Yine şu tünel çıkışı bir yerlerde dış çekime de geçeriz ufaktan. Orasını da gösteririz. Aracın indirme linkine benim Discord'dan ve Efe'nin Discord'undan ulaşabilirsiniz. Geçer mi şu aradan? Geçer abi. Yine de linkinden geçer bu arada. Yol tutuşu onun genlerinde var. Yani tamam Honda gibi uzamıyor vesaire de. Segmentle değiller hocam ya. Segment kısmında yüzer yani. Konfor olsun, yol tutuşu olsun Mercedes bambaşkadır. Ki ne kadar Mercedes sevdiğimi beni tanıyan arkadaşlar çok iyi bilirler. Gerçek hayatta da 190E'ye biniyorum. Şimdi şöyle, bu araç normalde otomatikti. Datadan manuele biz çevirdik. Yaparken biraz şuna dikkat ettim. Birinci vites herhalde dizellerde 60'tı. İkinci vites 100, üçüncü vites 160 olarak ayarladım. Ki gerçekten de zaten Mercedeslerin 1 ve 2. vitesleri kısa oluyor biraz. En azından 190E ve 200E için öyle. Bu 300 dizel. Ya çok fazla dizel motorlu Mercedes kullanmadım. Ama aynı olacağını düşünüyorum şu aşağı ve yukarı. Şöyle 1 ve 2 çok ara hızlanmalar için böyle kalkıştı. Hatta Mercedes 2 ile bile kaldırırsın abi. Çünkü hacim var makinede. Ama 3 ve 4. vites artık cidden böyle tam bir trafik vitesi yani. Bas hızlan, istediğin kadar yürüt. O kafada bir vites. 5 artık rahatlatma vitesi oluyor attığın zaman. Ekonomi. Yani ne biraz ayarlarken detayı ona göre ayarlamaya çalıştım arkadaşlar. İstediğim gibi de oldu aşağı yukarıda. Ha, uğraşsam uğraşırdım da. Hadi dedim vakit geçmeden şu videoyu çekelim. Aman 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 aman. Ha, iki hemen bitiyor. Gitmesinden ziyade durması da önemli. Aracın cidden datası güzel. Frene bastığım kadar alıyor. Yani gaza bastığım kadar yürümüyor tamam ama. Neticede bu da 90 model, 300 dizel. Dizel motorlu bir araba. Honda gibi gitmesini bekleyemeyiz. Ama daha iyi yol tutmasını bekleyebiliriz. Yani bu arada şöyle bir şey diyeyim. Hani fiyat bandı eğer ki aynıysa araba almak isteyen arkadaşlar. Yani bu benim şahsi fikrim. 2006, 2007, 2008 böyle işte. Ford'u bundan ayrı tutarım. Ford benim için ayrı bir yerde bir araba da. Ford'da Alfa. İşte Opel'miş ne bileyim. Honda'ymış. Hyundai'ymiş. Yani bu tarz arabalar bakılacağına şöyle güzel bir 124 E200 veya 200E'de bakılabilir. Ama tabi temiz olmak kaydıyla. Temiz olmayan ağır üzer abi. Senin yol tutuşun yerim ama ya. Bu arada bu geçişlerinden tıklıyor, geçiyorken direksiyon bir tık titriyor. Hani feedback'i arttırsam iyice takır tukur ötecek. Bu arada dış çekime geçecektik. Geçmedik. Yavaştan şöyle dış çekimimize de geçelim. Evet, dış çekimi tünelde alalım. Tünele de geldik herhalde. Abo! Kaç kaç kaç. Bir tık dokundurduk. Dış çekim dış çekim diyorken yola bakmadık. Nazarlık nazarlık olur. Şöyle aralardan kaçıralım bu yavru.
Abi dediğim gibi yol tutuşu onun genlerinde var. Şu an arabam girdi diyeyim, aradan girmezse ikimiz de ölürüz misali. Uza lan uza. Dört abi. Yani şu şöyle dizel değil de E200 olsaydı bir tık daha da bir yürüdü diye düşünüyorum. Benzinin akarı yok, kokarı yok. Ops, şöyle Audi'ye de bir makas çakalım. Vur abi üçüncü viteste. Toyota'ymış, BMW'ymiş. Ha, Audi'yi görüyoruz, çekicinin üstünde gidiyor abi. 90 model Mercedes yollarda. Şu arka bitsin videoyu da yavaştan bitirelim. Çok uzun bir video olsun istemiyorum ya. Bu arada arkadaşlar, videolarımız iç çekim mi gelsin, dış çekim mi gelsin? Çekim olursa eğer yağmurlu mu yapalım, düz mü? Bunları yorumlarda belirtirseniz içerik üretirken ona göre bir yol izleriz. Araba bu arada gemi gibi yani. Aralardan geçerken tamam her delikten giriyor, yol çok iyi ama bir hacim var, bir heybet var. Karada yürüyen gemi misali geliyor. Tabi buna da hükmetmek aralardan geçiriyorken bir tık bazen kolay olmayabiliyor. Evet sevgili dostlar, bir içeriğimizin daha sonuna geldik. Bu arada yağmur modu vesaire demişken Ankara'ya da artık yavaştan kış geliyor. Uzun kolluları çektik. Uzun kollu mevsimi açıldı, hepimize hayırlı uğurlu olsun. Kankacım eğer ki videoyu beğendiysen oradan tık diye videoyu beğenmeyi, kanala da hala abone olmadıysan oradan alttan bir yerlerden tık diye kanala abone olmayı unutmuyorsun. Eğer ki abone olursan beni desteklemiş olursun, çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın, esenlikle ve sağlıcakla kalın. Bir sonraki 106 GTI videomuzda görüşmek üzere.